önce almak istiyor. Emrah Danışman diyor ki benim düğünüm var yarın. Ne zamandır? Tam haftaya pazar günü ben bu koçu diyor eşimi alıp götüreyim diyor. Evet, Sivas milletvekilimiz Ali Türen abi biz aramızda. Hoş geldin abi. Koçu Ali abim diyor ki, vekilim diyor ki ben alıp götüreceğim Sivas'a. Helali hoş olsun vekilimize. Verdiği desteklerden çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Sivas için inanılmaz şeyler yapılıyor, inanılmaz. Bunda da emeğe katkısı çok büyük, çok boş duruyor. Teşekkür ediyoruz. Yamaç Köyü adına size teşekkür ediyoruz abim. Bizleri inanın çok sevindirdiniz. Evet, koç vekilimiz, Sivas milletvekilimiz Ali Turan abimize gidiyor. Koçu ben Sivas'a götürüyorum diyor. Nitekim yine Sivas'a gidiyor koçumuz. Bilal amcanın torunu koç gidiyor. Bu arada Sivas Suşehri Yamaç Köyü'nden Talip telefonla bize diyor ki koçu bize gönderin diyor. Caminin açılışını yapacağız diyor. Koçu buraya gönderin. Caminin açılışında keselim diyor. Vekilim gitti. Yine Sivas'a gitti. Dursun'un kızı Semra koç ben alacağım diyor. Koç yine köye gidiyor. Evet, biz çok güzel futbol oynadık, plaketlerimizi aldık, kupamızı aldık diyor. Biz bu koçu takım olarak biz alıyoruz diyor, biz almak istiyoruz diyor. Evet, herkes sırayla 50, 100, bütün takım oyuncuları koçu biz takım adına alıyoruz diyorlar. Koçu dur, takıma vermeyiz dur. Takıma... Resim çekiniyorlar. Hadi bakalım. Helal size Yamaçlı evet. Gençler. Evet. Helal size Yamaç Spor. Evet. Bil ki başardınız. Çok şeyleri başaracaksınız inşallah. Çok emek sarf etti futbol takımımız. Avaraj'la yenildik. Puanlarımız çok güzeldi. Öyle güzel maçlar oldu ki 1-0 aldığımız maçlar 7-1 de kaybettiğimiz maçlar oldu. Evet. Koçumuz şu anda futbol takımımıza bu turnuvaya ilk defa katıldık. Çok başarı elde ettik. Güzel geçti. Kaynaşma adına, tanışma adına her şey güzel oldu. Evet koçumuz, koçumuz gidiyor. Koçumuz gidiyor. Koçumuz, evet. Koylisar'dan bir kardeşimiz geldi. Koçu ben alıp Koylisar'a gittim diyor. Ama diyor ki ben diyor alırsam diyor Koylisar'a götürmüyorum diyor. Yamaç Bey futbol takımına armağan ediyorum diyor koçu. Evet. Mehmet Demirkaya'nın oğlu Hasan Demirkaya
Takımda da bizi hiç yalnız bırakmadı. Teşekkür ediyoruz. Koçu ben alayım diyor. Evet. Koçumuzu artık 50 lira verene vereceğiz. Fiyatı çok düştü 50 liraya. 50 lira vekilimize, Ali Turan abimize gidiyor koç. 50 lirayla gidiyor. 50 lirayla gidiyor koçumuz. Koçu gönderiyoruz. Koçu gönderiyoruz vekilimize. Derlerini alıyoruz diyor. Buradan da Sivas'a gitmez diyor. Burada kesilir diğer Sivas'tan. Evet. 50 lirayla Suşehri Derneği'ne gidiyor. Koçumuz 50 lirayla Suşehri Derneği'ne gidiyor. Evet. Koçumuz gidiyor. 50 lirayla Suşehri Derneği'ne gidiyor. Koç, Suşehri Derneğimize veriyorum. Suşehri Derneğimize veriyorum. Çok nasipli, kısmetli bir yere gidiyor. Derneğimize gidiyor, Suşehri'ne gidiyor. Evet. Eski Meşe Köyü diyor ki, biz köye gönderelim diyor. Eski Meşe Köyümüz. Bağlar Mevki Hüseyin Bey 50 lirayı veriyor ve koçu ben alıyorum, Bağlar Mevki'ne götürüyorum diyor. Koç gidiyor, Bağlar Mevki'ne gidiyor. Evet, Feri Dernek Başkanımız, Suşehri Dernek Başkanımız, Suşehri Dernek Başkanımız, koçu ben alıyorum ama Yamaç Köyü futbol takımına armağan ediyorum diyor. Onlar çok emek verdi diyor. Koçu kesip piknik yapsın yesinler diyor. Evet, kaptanımız geldi. Çok teşekkür ediyor. Kaptanımız. Kaptanımız alamasaydım formayı ortaya koyacağım ve koçu ben alacağım diyordu. Kaptanımızın bir özelliği var. Her maçta orta sahadan bir gol attı. Ünvanı var burada. Evet. Koçumuz futbol takımımıza gidiyor. Evet, futbol takımımıza gidiyor koç. Evet, futbol takımımıza gönderiyoruz koçu. Son artık bitiriyoruz. Futbolcularımız plaketlerini aldı. Biz Yamaçköy'e futbol takımına bir de Gönüllerin Şampiyonu kupamızı derneğimize kaldırıyoruz, hediye ettik. Aynı zamanda her futbolcumuza bir plaketimizi verdik. Teknik direktörümüze, kulüp başkanımıza, seyircimize. Evet, futbol takımımıza da gidiyor koç. Başkanım, gönderiyorum futbol takımımıza. Bu gençlerin gerçekten eve çok büyük, yağmurda, çamurda, inanın her maçta çok mücadele verdiler. Hep yanlarındaydım. Çok güzel maç çıkardılar bize ilk katılmamıza göre. Evet, veriyoruz futbol takımımızı, şöyle alıyoruz. Koç futbol takımımıza gidiyor. Evet, futbol takımımıza gidiyor koç. Gerçekten bu gençler inanılmaz şeyler başardılar. Kaç senedir sana ben hazırım böyle, hadi gel hemen hemen tövbesine bu. Evet, takımımız koçu alıyor. Bu arada Suşehri Dernek Başkanımıza, Mustafa Yılmaz abimize bir teşekkür ve kaptanımızın da ona bir armağanı olacak. Vazgeç kendinden.
Çok şeyler başardık bu futbol takımıyla. Seneye kısmetse şampiyonuz. 3 takım puanı aynı yaptık avarajla. Gittik, denildik. Olsun, sağlık olsun. Ama çok şeyler öğrendik. Bir kaynaşma oldu. Başkanım, seni şöyle alalım. Futbol takımımıza bu koşu diyen için Tuşeri Dernek Başkanımız Mustafa Yılmaz abimiz koçu takım oyuncularımıza. Evet, gönül alında geldi, evet. Başkanımızın Mustafa abimize çok güzel bir hediyesi var. Kendi formasını kaptanımız hediye ediyor. Size armağan ediyor. Teşekkürlerimizi sunarız. Kalan resim alalım. Başkanım ayaklarınıza çok sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bu hediye çok güzel bir şey hediye oldu. Başkanım, yüzü yazıp alalım. Evet. Öncelikle Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu arkadaşlarım, gençlik kurullarım, kadın kurullarım adına hepinizi, sizce maşgulleri hepinizi ve sayın vekilimi, protokolü, dernek başkanlarımızı saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyor. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyor. Kandilinizi de kutluyorum. Şimdi niye geç kaldık? Yamaç köylerinin affına sığınıyoruz. Ne olur bizi bağışlayın. Şimdi sağımda solumdaki gençleri bilir. Bugün Vadi Federasyonumuzun futbol turnuvası vardı. Güzel bir gündü. Orada da gençlerimiz, buradaki yanımızdaki gençler gibi gençlerimizin son finalini izledik. Ondan dolayı geç kaldık. Önemli olan birincilik, ikincilik değil. Orada olmak, gönül birliğinde olmak. Birlik ve beraberliği sergilemek. Ben bugün burada Yamaç Köylü kardeşlerimle onu görüyorum. Hepinizi yürek kutluyorum. Kimin şampiyon olmuş, kimin üçüncü, beşinci olmuş önemli değil. Oraya katılmak önemliydi. Siz de bu medeni cesareti göstermişsiniz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Ben fazla konuşmayacağım. Asıl konuşmacı siyasetçilerimiz Sayın Ali abim burada. Gereken o söyleyecektir. Ama ben Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu arkadaşlarım adına bir mesajımız var. Onu vereceğiz. Hemen sözü Ali abimize vereceğiz doğal olarak. Değerli dostlar, bildiğiniz gibi Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneğimizin 10. ayda genel kurulu var. Siz Yamaç Köylü hemşehrilerimizin de orada üyesiniz. Ancak üyelerimizin 10. aydaki genel kurulda oy kullanabilmeleri için öncelikle TC kimlik numaraları olması lazım. Maalesef hiç kimsenin yok. Sayın vekilimin de yok, benim de yok. Açık ve net söylüyoruz, vekilim de burada. Benimki de yok. Dolayısıyla TC kimlik numarası olmayan hiçbir üye asla 10. aydaki genel kurulda oy kullanamayacak. Bunu bizden dernekler kanunu gerektirdiği için eğer öyle bir şey olursa ceza alıyor. Ben Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ceza almasına asla müsaade etmem. Böyle bir hataya düşmeyiz. Sizden rica ediyorum, TC kimlik numaralarınızı, varsa aidatlarınızı lütfen yatırın. O gün orada sıkıntı yaşamayalım. Cenab-ı Allah birliğinizi, beraberliğinizi, dostluğunuzu, kardeşliğinizi bozmasın. Ben sözlerimi burada bitiriyorum. Saygıyla, sevgiyle tekrar hürmetle hepinizi selamlıyorum. En güzel alkışlar, en güzel sözler kimden çıkacak? Sayın vekilimize, vekilimize alkışlarımızla buraya almak istiyorum. Şimdi vekilimizi alıyoruz. Futbol takımı da açılışta da vekilimizle beraberdik. Aynı zamanda vekilim, benim büyük abim yok. Çok geçmişte abim, benim inanılmaz şeyler öğrendim vekilimize. Yağmurda, çamurda hep beraberiz Sivas Suşehri için, Sivas için her şekilde. Şimdi takımla bir resim alacağız vekilim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bugün Berat Kandili, hepinizin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. İnşallah bugün herkes beratını alanlardan olur. Biliyorsunuz bizim inancımızda bir yıllık gelecekteki ömrümüzde neler olacak, neler yaşayacağız, neler kazanacağız, neler kaybedeceğiz. Bizim inancımıza göre, bize bildirilene göre bu gece tayin edilecek. Biz bugün beraatını alanlardan olmak için gece dua edelim. Dualarınızdan da bizi eksik etmeyin. İnşallah daha nice beraat kandillerine, ramazanlara, kurbanlara erişirsiniz. Sağlık, mutluluk içerisinde.
Ben bu birliği beraberliği sağlamakta büyük özveride bulunan önce dernek başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, bu derneğin kurulduğundan bugüne kadar hizmet eden Yamaç köylülerinin başkanlarına, ahirete intikal eden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Hastamız varsa ki vardır, onlara da acil şifa diliyorum. Sizlere de sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum. Şimdi Mustafa Bey vekilimiz konuşacak dedi. Ben bugün buraya yazılı davet edilmedim. Nasıl davet edildim biliyor musun? Gönülden davet edildim. Bugün Yamaç Köyü'nün burada pikniğinin olduğunu duydum. Karşıda piknikler vardı. Dernek Federasyon'un programı biraz uzayınca karşıdakileri iptal ettik. Dedim bu tarafta nerede var? Baktım Yamaç Köyü'nün burada pikniği var. Ben de gönül davetiyle aranıza katıldım. Ama bizim aramızda davet filan önemli değil. Önemli olan birlikte olmak, beraber olmak. Buradaki hemşehrilerimiz belki her an, her zaman bir araya gelemeyebilir. Çünkü burası çok büyük bir şehir. 15 milyonluk şehrin içinde kaybolabiliyoruz. Ama bu dernekler vasıtasıyla güzel hizmetler de yapılıyor. Burada bu dernekler sadece buradaki hemşehrilerimizin bir araya gelmesini sağlamıyor. Aynı zamanda doğduğumuz yer olan Yamaç Köyü'ne, Suşehir'ine, Sivas'a, oralara da çok büyük katkılarda bulunuyor. Biraz önce karşıda Suşehir'in Güneyli Köyü'nün pikniği vardı. Orada da söyledim. Sizler de biliyorsunuz ki bu memlekette çok varlıklı aileler var. Zengin insanlar var. Ama cenazeleri oluyor. Cenazelerinde cenazenin salına girecek 4 kişi bulunamıyor. Apartmanın kapıcısından rica ediyorlar ya gelip tutar mısın bunu diye. Mezarlığa indirecekler. Oğlu korkuyor indirmeye. Sen gir diyor. Kardeşi diyor ki sen gir diyor. Sonra oradaki o yabancı mezarcı indiriyor onu oraya. Kimse yok. Mezarın başında 4 kişi var. Ama oturduğu binaya bakın trilyonluk, katrilyonluk. Ama bizim bu dernekler vasıtasıyla, bizim inancımız vasıtasıyla, örfümüz, geleneğimiz, kültürümüz vasıtasıyla bizim cenazemizde bir şölen oluyor, düğünümüzde bir şölen oluyor, toplantılarımızda bir şölen oluyor. Gidin o zenginlere, trilyon, katrilyonluk zenginlere şu kadar insanı bir araya getirmeleri mümkün mü? Hem de İstanbul'un belki burada en ücra köşelerinden insanlar geliyor buraya. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bu benim başımdan geçti. Etiler'de bizim şirketimizin merkezi 25 sene oradaydı. Yanımızdaki Özderici sitesinde bir cenaze olmuştu. O Özderici sitesindeki binaların fiyatı da 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon daireler orada. Ama kapının önünde ben şirkete giriyordum. Bir baktım Özderici sitesinin önünde bir cenaze alıyorlar. Cenaze arabası var. İnanın arabanın şoförü, apartmanın kapıcısı, iki tane de bayan. Bayanlar tutamadı, cenaze yola düşecekti neredeyse. Ben arabayı durdurdum, yardım ettim. Tabut kaydı, neyse tuttuk arabayı, cenaze arabaya koyduk cenazeyi. Dedim kardeşim bakın şu yan tarafta 30-40 tane insan çalışıyor. Bizim şirket merkezi oradaydı. Şuradan zile bassaydınız gelirlerdi. Efendim çekindik dediler. Ya neden çekiniyorsunuz? Cenazeyi arabaya koyamadılar. Hadi biz koyduk. Ama çok enteresan. Ertesi gün müydü veya bir gün sonra mıydı? Bizim köyümüzün en fakir insanı, en gariban insanı Samandıra'da öldü. Cenazesine gittim. 5000 kişi cenazeyi havada götürüyor. 5000 kişi. Şimdi onun zenginliğinden ne olur, variyetinden ne olur, onun her dünya onun olsa neye yarar? Düğünlere gidiyorum, gittiğimiz düğünlerde masalara yazı yazmışlar. Kapıdan girene soruyor, isminiz neydi efendim? Ali Turan, siz üçüncü masadasınız. Üçüncü masaya gidiyorum, iki kişi. Başka gelen yok. Biz iki kişi öyle bekliyoruz. Öbür masada senin adın ne? Mustafa Yılmaz. Mustafa Yılmaz da öbür köşede bekliyor. Abi. Yani İnsanlara masa ayarlamışlar, isim koymuşlar ama düğüne gelen yok. O kadar masraf ediliyor, o düğünler, o masalar,
O salonlar boş kalıyor. Sanatçı getiriyorlar, 100 bin lira veriyorlar, 150 bin lira veriyorlar. Sanatçı masalara, sandalyelere türkü söylüyor. Ama bizim düğünlerimize gidiyoruz, bir izdiham. Cenazeye gidiyoruz, o da Allah'ın emri. Düğün nasıl Allah'ın emriyse, cenazede mutlaka doğduk da öleceğiz. Cenazeye de gidiyoruz, sala elini, tabuta elini süremiyorsun. Niye? Kalabalıktan. İşte onun için bu derneklere çok büyük görev düşüyor, önemi var. Onun için Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Birlikte, beraberlikte daim olalım. Şimdi Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, aynı dili konuşan insanlar anlaşamaz diyor. Aynı duyguları paylaşan insanlar anlaşır diyor. Bu ne demek? Şimdi bizim dışımızdan birisine para verseniz gelip burada oturmaz. Şu karpuzu yemez, ekmeği köfteyi yemez. Burada oturup bu şeyin koçun açık artırmasına katılmaz. Katılsa da zaten zevk almaz. Ama biz aynı duyguları paylaştığımız için, biz aynı yörenin insanı olduğumuz için, bizim geleneğimiz, kültürümüz, töremiz aynı olduğu için sonra yaparsın. Yöremiz, töremiz aynı olduğu için biz bir arada yaşamaktan haz alıyoruz, mutlu oluyoruz. Onun için bu toplantılar, bu dernek faaliyetleri çok önemli. Dernek başkanları, yönetim kurulu üyeleri ne kadar özveride bulunuyorsa, vakitlerini, nakitlerini veriyorlarsa, üyelere de büyük görev düşüyor. Sizlerin de bu konuda katkılarınızı rica ediyorum. Derneği yalnız bırakmayın. Bak burada İstanbul'un en güzel yerinde, Belgrad ormanlarının içinde, hem de